oldu? Ne oluyor? Vallahi seni bu sarı cadı halan delirdi kızım. Delirdi. Karı çıkarmış bir şeyleri. Yakıyor, geçti karşısına alıyor. Ben de mutfaktaydım. Yemek hazırlıyorum akşama. Kokuya çıktım. Dedim konak yanıyor diye fırladım sana bir şey olacak diye. Anam vallahi cadı bu ha. Hareketlere bak. Kız bana bak. Bunlar yarın bir gün büyü de yaparlar. Manyak karı ya. Tövbe. Estağfurullah. Tövbe de kız. Hani ne yaptığı da anlaşılmıyor ki buradan. Dur ben gidip bakayım. Dur kız dur. Konuşacaklarımız vardı zaten. İki dakika dur. Misafir var evde. Kim geldi? Güleser. Sen tanımazsın. Mersin'den. Yusuf Ağam'ın konağında çalışıyordu. Beslemeydi bu. İşte fakir fukara. Kim kimsesi yok. Garibandı yani. Yusuf Bey'im aldı bunu. Besledi, büyüttü. Anne, hadi sen hadi gel. Bak orada olay kaçırıyorum ben. Kız olayın büyüğü burada. Bu Güleser kim sen anladın? Kim? Osman var ya hapisteki. Onun karısı. Ne? Yusuf Bey'in de marabası. Yusuf Bey'im bulmaya gelmiş. Anladın mı sen onu? Ne diyorsun sen be? Neyse o işte. Mersin'den atlamış bu. Bulacağım diye tutturmuş gelmiş. Duruyor şimdi. Aman ne olacak anne ya? Bu Mersin'dekilerin de fantezisi oldu. Çıkıp çıkıp Yusuf arıyorlar. Sonra tırıs tırıs geri dönüyorlar. Onun sonunu gördük biz. Bir şey olmuyor orada. Ki hadi ben gideyim de şu ateşi kaçırmadan üstünden falan atlarım. Kız Hıdrellez gibisinden dileğim neyim tutarım. Şşş. Yavrum bana bak. Dalga geçme şu sarı. Zaten sinirleri tepesinde baksana hüngür hüngür ağlıyor. Demin de bana çattı karı. Akıllı ol dalga falan geçme karıyla şimdi. Ne diyor be? Ya ben anası diye yani analık duygusuyla gittim. Uyarayım diye söyledim. Bunu bu kızı bizim gelincikte Alp'le geziyor. Ne? Sen ne diyorsun ya? Aa! Anam ben ateşin peşinde koşmaktan ne olaylar kaçırmışım annem ya? Neyse kızım. Sen konulara fazla bulaşma da ulan biten sana patlamasın. Hadi. Tamam tamam hadi. Tanıdığına uğrayacakmış. Endişelenmemize gerek yok yani. Endişelenme sırası artık sana geldi. Bak yavrum, madem her şeyi paylaşmaya karar verdiniz, o zaman her şey senin elinde. Ateşi bir tek sen durdurabilirsin. Nasıl? Ateşi al, çok uzaklara. Çok uzaklara götür. Kabul eder mi ki? Edecek, etmek zorunda. Semra teyze, ateş bana bu hesabı görmeden hep eksik ve mutsuz bir adam olarak kalacağını söyledi. Ne yani benim aptal oğlum? Silahı alıp o adamı vuracak mı? Yok öyle değil tabii. Yani hesap derken o adamı bulup adalete teslim etmekten bahsediyor. Adalet. Adalet. Peki o zaman ateşin evindeki o tabanca neyin nesi? Tabanca mı? Ateşin tabancası mı var?